Asgari ücretliler yeni yıl zammını bekliyor heyecanla. Yapılacak artışla ilgili ipuçları da yavaş yavaş gelmeye başladı. Peki asgari ücret zammının ne kadar olması bekleniyor? Merak ettiklerimizi Haber Global muhabiri Esma Murat şimdi uzman konuğuna soracak. Evet, yeni yıla 1,5 ay gibi kısa bir süre kaldı. Ancak asgari ücretin ne kadar olacağıysa merak konusu olduğunu söyleyelim. Konunun detayları ise yayın konuğum SGK uzmanı Murat Bal'dan dinleyeceğiz. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Efendim öncelikle asgari ücret nasıl belirleniyor sizden dinleyelim. Evet, asgari ücretin belirlenmesi bildiğiniz gibi bir komisyonla birlikte belirleniyor. Sene başında yani Aralık ayında bu toplanıyor. Çalışma Bakanlığı'nın gözetiminde toplanan bir komisyon. 7 kişi işveren tarafından, burada 5 kişi işveren tarafından, 5 kişi işçi tarafından ve hükümet tarafından olmak üzere komisyon belirleniyor. Bu komisyonun çalışmalarıyla birlikte de asgari ücret önümüzdeki yıl için netleşecek. 2022 ve 23'te iki kere belirlendi bildiğiniz gibi asgari ücret. 2024'te nasıl olacağı enflasyon oranıyla da alakalı. Peki efendim şu an oranlara bakarsak neler söylersiniz? Tahtada da yıl yıl yazmışız. Sizden dinlesek. Evet, yani burada 2020, 21, 22 ve 23 yılındaki asgari ücreti değişiklikleri yazdık. Burada net olarak 2324 lira 70 kuruş olan 2020'deki asgari ücret 2825 lira 90 kuruşa çıktı 2021'de %21,56'lık bir artışla. 2021'deki rakamdan sonra 2022'de biraz önce de söyledik iki kere değişti. 4253 lira 40 kuruş ve 5500 lira 35 kuruş olarak bunlar da %50 ve %29'luk iki artışa denk geliyor. 2023 yılı içinde 8506 lira 80 kuruş ve bugün geçerli olan, şu anda geçerli olan 11.402 lira nete gelmiş oldu. Buradaki artış oranları da %54,66 ve 34,03. 2024 yılı için ne olacak diye eğer düşünürsek, bildiğiniz gibi Ekonomi Bakanımız Mehmet Şimşek bundan sonraki maaş artışlarında beklenen enflasyonun uygulanacağını söyledi. Beklenen enflasyon da bugün itibariyle %65 olarak açıklandı. İlk 6 aylık gerçekleşen enflasyonu çıkardığımızda %41 artı refah payı şeklinde bir orana ulaşıyoruz. Bu da %45 ila 50 arasında bir asgari ücret artışına denk gelecek gibi gözüküyor. Neden net rakam veremiyoruz? Çünkü önümüzde 2 ay var. Beklenen enflasyonda bir değişiklik olabilir. Artı olarak da büyümenin şeyine göre, rakamına göre de refah payında da nasıl bir değişiklik olacağını bilmediğimiz için bu şekilde bir marj üzerinden konuşuyoruz. Şu anda 11.402 lira olan net asgari ücret eğer %45 zam gelirse 16.532 lira, %47 gelirse 16.760 lira, %41 gelirse de 16.076 lira şeklinde olacak. %50 üzerinde olursa da 17.000 liranın üzerine çıkan bir asgari ücretten bahsediyor olacağız 2024 yılı için. Ama tekrar söyleyelim, 2024 yılındaki enflasyon oranı asgari ücretin bir kere mi yoksa iki kere mi belirleneceğinin de aslında habercisi olacak. Enflasyon oranı eğer yine devam ederse bu şekilde yüksek olarak 2024'te de asgari ücret iki kere belirlenebilir. Murat Bey, asgari ücret belirlenirken aslında bir açıklama da geldi. Türk İş Heyeti bu yıl farklı mesleklerden asgari ücretle alakalı 4 işçinin de toplantıda yer alacağını duyurdu. Onu da bize detaylandırırsanız neler söylersiniz? Evet, biraz önce de söylemiştik. Asgari ücret tespit komisyonunda işveren kesimi, işçi kesimi ve devlet kesimi yer alıyor. Anladığımız kadarıyla Türk İş ve diğer konfederasyonlar işçi kesimini temsil eden üyelerin gerçekten çalışan emekçilerden oluşması, sendika üyelerinden oluşması şeklinde bir görüş beyan ediyor anladığım kadarıyla Türk İş. Bu tabii ki bildirdiği kişi sayı isimleri geçerli olur. Herhangi bir sıkıntı yok o konuda. Komisyon üyesi olarak devam ederler. Efendim son olarak tekrarlayacak olursak 2024 yılı için asgari ücrette
15 hatta 16 bin liranın üstüne çıkması kesin gözüyle bakıldığını söyleyebilir miyim? Evet, yani 16-17 bin lira aralığında, belki 17 bin liranın da üzerinde olabilir. 16-17 aralığında bir asgari ücret olacak gibi gözüküyor. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ediyorum efendim. Ben teşekkür ederim. Yeni yıla 1,5 ay gibi kısa bir süre kaldı. Milyonlarca kişinin gözü kuraysa asgari ücrette yapılacak olan zamlara çevrildi. Bizler de şu an SGK uzmanı Murat Bal'la birlikte ihtimalleri konuştuk diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.